sistemimize bir alarm düştü. Yani telefonumuza geldi bu. Akşam saatleriydi hatta. Baktığımızda telefonda bir hastamızın beyninin ciddi bir kısmında beyin ödemi ve tümör olduğunu tespit ettik. Sonrasında bu mesajı gördükten sonra zaten arkadaşlara haber verdik. Böyle böyle yani MR'da böyle bir hasta var. Neymiş gidin öğrenin vesaire. Hastanın çok yani haberi de yok böyle işte böyle bir sistem olduğundan. Ve bu tespit edildikten yapay zeka akşam bunu tespit etti. Sonrasında biz hastayı ertesi gün biyopsi ameliyatına aldık. O bölgeden biyopsi aldık. Ve hasta da bir çeşit beyin tümörü tanısı almış oldu. Ve tedavilerine başlandı. Bu sistemin asıl amacı şu. Yani bu sistem size temel bu sistemi geliştirirken biz hastalığın adını koysun demedik. Anormalliği erken göstersin bize sadece. Haberimiz olsun. Hastanın da haberi olsun. Efendime söyleyeyim. Çekimi hemen sonrasında rapor beklenmeden ne müdahale yapılacaksa veya acil bir durum varsa o yapılsın. Ve erken alarm sistemi gibi çalışsın daha çok. Asıl amaç bu. Yani bu bir erken alarm sistemi. Literatürdeki ilk vaka bu oldu. Bütün dünyada. Yani bir insan bir MR cihazına girdi. Herhangi bir insan, test için değil, efendime söyleyeyim bir denek değil, gerçek bir insan. Ve yapay zeka bunu tespit etti, bizim haberimiz oldu, doktorların haberi oldu ve bu hastaya bir müdahale gerçekleştirildi. Hani o açıdan da çok mutluyuz aslında, gururluyuz da. Sonuçta takdir edersiniz ki bir şeyleri ilk yapıyor olmak da güzel. Yapay zeka modelleme ile biz verilerimizi analiz ediyoruz. Analiz ettiğimiz bu veriler işte başlangıçta verinin alınması, onun beyinle alakalı bir veri olup olmadığından tutun da bunun yapay zeka ile modellenip anormal bir durum var mı bu beyin MR verilerinde, bunların analizi var. Analizinden sonra tabii ki bunların doktorların önüne kadar taşınması aşaması var ki bu da yine ulusal operatörlerle işbirliği yaparak bunu doktorların önüne kadar taşıyacak bir sistem geliştirdik. Üzülerek söyleyelim, 1000'in üzerinde hasta tespiti yaptık. İşte Gazi Hastanesi'ne gelen her hasta beyinle ilgili bir MR çektiriyor ise biz bunun anında doktorların önüne düştüğünü söylüyoruz. 3 tane MR cihazımız var. 3 MR cihazı anında analize gidebiliyor. Tabii ki bu da hastalara güven veriyor. Doktorların hızlı planlama yapmasını tabii sonuçta hayat kurtarmak için bu projeyi gönüllü olarak yapma isteğimiz veya bunu kamuda kurulmasını ücretsiz olarak kurulmasını istememizin temel yaklaşımı da bu.